Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sizlerle bugün 8. sınıf matematik dersinde üçgenlerle ilgili kazanım kavrama testimizi çözeceğiz. Üçgenler ve üçgenlerde ölçme diye arkadaşlar. Kazanım kavrama testimiz 1 bu üçgenlerle alakalı olan. Hemen diyoruz ki oynatma listesinden 8. sınıf matematiğe girerseniz tüm derslerinizi, konu anlatım ve testlerinizi orada bulabilirsiniz kolayca diyoruz arkadaşlar kanalımızda. Bunu dedikten sonra dersimize başlıyoruz bakalım. 1. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinde üçgenin herhangi bir kenarına ait yükseklik üçgenin dışında kalabilir diyor arkadaşlar. Bunun kuralı neydi arkadaşlar? Dar açılı üçgenlerde, yani 90'dan küçük açılı olan üçgenlerde bütün yükseklikler içeriye düşerdi değil mi arkadaşlar? Bütün yükseklikler içeriye düşer. 90 dereceli bir üçgende, dik üçgende şunlar zaten yükseklikti. Hipotenüsün yüksekliği de o da içeriye düşerdi. Ancak ne olması lazım? Yüksekliğin dışarıya düşmesi için arkadaşlar geniş açılı bir üçgen olması lazım. Buranın yüksekliği bakın, burası geniş açı olduğu için şuraya düşecek. İz düşümüne, yani dışarıya düşecek arkadaşlar. Dolayısıyla geniş açılı üçgen bizim cevabımız. Eşkenar üçgen dar açılı üçgendir. Bütün kenarları 60 derece. Bütün açıları. Dik açılı üçgen 90 derecedir. Bunun da içine düşüyor. Dar açılı üçgen zaten demiştik, bunun da içine düşüyor. Ama geniş açılı üçgenin yüksekliği üçgenin dışında kalır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyoruz bakalım. İkinci soru. Yukarıdaki ifadelerin hangisi ya da hangileri doğrudur diyor bakalım. Sözel bir soru. Üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara veya uzantısına çizilen dikme o kenara ait yüksekliktir diyor arkadaşlar. Doğrudur. Bu bir. Üçgende bir köşeyi karşı kenarın orta noktası ile birleştiren doğru parçası o kenara ait kenar ortaydır. Bu da doğrudur. Orta noktayla birleştiriyorsa kenar ortaydır. Üçgende bir köşeyi açıyı iki eş parçaya ayıran doğru o parçası o açıya ait açı ortaydır. Bu da doğru arkadaşlar. Bu üç bilgide yükseklik, kenar ortay, açı ortay bilgisini pat diye bize veriyor. Geçtik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ekranlarımızda diyor ki bir ABC üçgeninde B 90 derecedir. Şöyle bir üçgen çizelim abicim. A, B, C. Burası 90 dereceymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlışmış diyor arkadaşlar. Kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir. Yani şu kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde mi? Doğru arkadaşlar. AB bir kenara ait yüksekliktir. Şu AB uzunluğu değil mi? BC'ye inen dik yüksekliktir bu. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Çünkü AB BC'nin yüksekliğidir. BC de AB'nin yüksekliğidir. Tamam mı arkadaşlar? İç açı ortayların, iç açıların açı ortayları üçgenin iç bölgesinde kesişir. Evet arkadaşlar, dar açılı üçgen olduğu için iç bölgesinde bunlar kesişecek. Denizli şıkkını okuyorum. Diyor ki yükseklikler üçgenin iç bölgesinde kesişir. Bakıyoruz. Bu yükseklik burada kesişiyor. Bu yükseklik burası. Bunların kesme noktası B noktası. Hocam B noktası üçgenin iç bölgesi mi kabul edilir? Üçgenin üzerinde kabul edilir arkadaşlar. İç bölgesi değil, dış bölgesi de değil. Yüksekliklerin kesiştiği yer üçgenin üzerindedir. İnce bir nüans, ince bir nokta var. Bu yüzden burada cevabımız Denizli oluyor diyoruz. Tamam mı arkadaşlarım? Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz ekranlarımızda. Diyor ki kareli zeminde verilen ABC üçgeninin A açısına ait açı ortayı hangi noktadan geçer? Bakıyorum arkadaşlar. Bu tam çapraz gidiyor. Bu da tam çapraz gidiyor. O halde tam ortasından gidecek olan bunun açıortayı olacak. Çapraz çapraz gittiği için ikizkenar üçgenlerdir zaten bunlar. Tam ortasından gidecek ve dik olacak. Bakın, ikizkenar üçgenlerde açıortay hem kenar ortaydır hem de diktir arkadaşlar. Bu dörtlüden ikisi varsa diğer ikisi de mutlaka gelir. Bu dörtlü kuralımızdı. Bunu konu anlatımında bahsetmiştik arkadaşlar. L'den geçer diyoruz. Burada 5. sorumuz ekranlarımıza geldi. Diyor ki yukarıdaki birim karelere ayrılmış zemin üzerinde verilen KLM üçgeninin LM kenarına ait yükseklik kaç birimdir? LM'ye ait yükseklik. Yani K'dan oraya inecek. Abi LM'nin uzantısını çizelim. K'dan buraya inelim bakalım. Hop indirdim. Aha burası yükseklik. Kaç birimmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birimmiş LM kenarına ait yükseklik. Kenarın yüksekliği nedir? O kenara karşı köşeden inen diktir arkadaşlar. Tamam.
C şıkkı oldu cevabımız. 5. soruda. 6. soru ekranlarımıza geldi. Bir KLM çeşit kenar, yani kenarları farklı uzunlukta. Üçgeninde KL kenarı KM kenarının üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. Bakalım. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Şunu diyelim ki KL, burası da M olsun. Bu kenar böyle alınıp buraya katlanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani şöyle olmayacak ama ne olacak bu? Şöyle bir şey olacak. Tamam mı? Şuradan katlanacak. Şöyle bir şey olacak. Katlandığı zaman. Burası L üssü diyelim. Katlandığı yere. Tamam mı? Şuradan katlandı. Bu buraya geldi. Çünkü çeşit kenar dedi ya. KM daha uzun. Öyle şey yapıyoruz yani. Oluşan katlama çizgisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili arkadaşlar. Bu üçgen, bu üçgenle birebir aynı üçgen olduğundan dolayı katlama noktalarında katlanan üçgenlerin katlanan çizgisi mutlaka ve mutlaka arkadaşlar K açısının, bakın K'nın, L'nin değil K'nın, çünkü KL KM üzerine gelecek şekilde katlanıyor ya, K açısının dönülen yerin açıortayı olur. Nereden çıkardın sen hocam bunu diyen arkadaşlara diyorum ki bakın, bu üçgen bu üçgenin eşidi, burası alfa ise burası da alfa açısı, tamam mı? İki tane eşit üçgen oldu burada. İki eşit üçgen olduğuna göre burası ne? Açıortayı aldı abicim. Başka çıkar yolu, çaresi yok, tamam mı? Aklınızda bulunsun. Bakın üzerine basarak diyorum ki katlama noktalarında eğer üçgenler katlandığında o nokta, katlanılan nokta açıortay olur. Her zaman bu lisede de üniversitede karşınıza gelecek. Bu kadar söylüyorum. 7. soru ekranlarımda. Diyoruz ki arkadaşlar, verilen ABC üçgeninde AB AC'ye eşit ve BAC 70 derece. Şurası 70 derece. Bunlar ikizkenarmış. 70 110 ise arkadaşlar 55 55. Neyse. B köşesi C köşesiyle çakışacak şekilde. Zaten ikizkenar olduğundan dolayı bakın AB AC eşit ikizkenar olduğundan dolayı tam katlanacak. Çünkü ikizkenar. Ve tam katlandığında ne olacak hocam? Burası dik. Bakın bu katlanma noktası hem yükseklik, hem açıortay hem kenarortay olacak. Anlaştık mı? C köşesiyle çakışacak şekilde AC üzerine katlanıyor ve AE katlama çizgisi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi BE eşittir EC. Şuralar şuraya kenarortaydır diyor. Doğru mu? Doğru abicim. BAE 35 derecedir. Bakın açıortay yapacaktı bunları. 72'ye böldü. 35 35 doğru mu? Doğru abicim. AEC burası 90 derecedir. Evet, katlama noktası hem açıortay hem kenarortay hem de diktir. Çünkü ikiz kenarı katladık. Tamam mı? Bundan dolayı 90'dır. AE eşittir EC. Ne alakası var? Şu AE ile EC'nin hiçbir alakası yok. BE ile EC eşit de AE yüksekliktir, açıortaydır, kenarortaydır. Hiçbir şeyle eşitliği burada vardır diyemeyiz arkadaşlar. Tamam mı? Burada yanlış olacak nokta Denizli diyoruz. Cevabımız da bariz belli zaten. 8. soru ekranlarımıza geliyor. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeninin AB kenarına ait kenarortay aşağıdakilerden hangisidir? Kenarortay nedir? 2'ye bölecek. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4. noktayı bulalım. 1 2 3 4. Abi M noktasıymış. C'den M'ye inen kenarortay olacakmış. Bu kadar basit. Kenarortayı cat diye bularız. Say 2'ye böl abi. Bu kadar. 9. soru. 8. soruya Ceyhan dedik. 9. soru ekranlarımızda diyor ki şekilde ABC üçgeninde BAD CAD. Burası açıortay. Ve BD DC'ymiş. Abicim açıortay var. Kenarortay var. Kadir Hoca ne diyordu? İkiz kenardır ve diktir. Tamam mı? Bu dörtlüden ikisi varsa diğer ikisi de mutlaka vardır. Anlaştık mı? Soruyu da çözecek zaten budur. ABC üçgeni için hangisi kesinlikle doğrudur? İkizkenardır. Kesinlikle doğrudur. Eşkenardır. Bilemeyiz. Eşkenar da olabilir ama kesinlik olan burası dikse bunlar ikizkenardır. Çeşit kenardır. Hayır. Dik üçgendir. Hayır. Ama hocam burası dik. Yavrum bu indirilen yükseklik dik. ABC üçgeni dik değil. Ha diyorsun değil mi? Şimdi ne oldu o zaman burası? İkizkenardır. Kesinlikle ikizkenardır ama eşkenar olabilir, olmayabilir. Kesinlik sorduğu için kabul etmiyoruz. Evet arkadaşlar, 10. soruyla devam ediyoruz. 10. soru ekranlarımızda diyor ki bir ABC çeşit kenar üçgeninde B köşesi C köşesinin üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Bakın C köşesinin üzerine gelecek A, B, C
Yani burayı katladık. Ne oldu arkadaşlar? Şöyle bir şey olacak, tamam mı? Şöyle bir şey olacak. B, burası C ya. Burası aynı zamanda B üssü olacak. A burası ya. Şimdi kenar üzerine katlamak, bakın burayı olduğu gibi kenarın üzerine katlamak açıortay yapardı. Peki kenarı kenarın üzerine katlayınca ne olurdu arkadaşlar burası? Bu A iz düşümünün köşesiyle birleştirilirse doğru parçası aşağıdakinden hangisi olur? Şurası katlama çizgisinin bize ne olacağını sorulur. Kenar kenar ile birleştirilirse arkadaşlar BC kenarına ait kenarortay, yani A'dan BC'ye inen kenarortay olur. Açıortay olmaz bu. Açıortay olması için şöyle katlanması lazım. Bunun direkt bu üzerine katlanması lazım. Tamam mı arkadaşlar? Tak diye şöyle bir şey olacak. Tamam mı? Şurası açıortay olur. Ama buradan olursa, kenar kenar üzerine gelirse kenarortay diyoruz. Bunu da unutmayalım. Özel bir bilgiydi arkadaşlar. Şimdi 11. soru ekranlarımıza geldi. Okuyoruz bakalım. Diyoruz ki yukarıdaki birim karelere ayrılmış sisteminde verilen ABC üçgenlerinden hangisi BC kenarına ait yükseklik aynı zamanda açıortaydır? BC'ye ait yükseklik aynı zamanda açıortaydır diyor. Şimdi bunun için ne olması lazım arkadaşlar? Yüksekliğin açıortay olması için ne olması lazım? Bakın 1 yükseklik, 2 açıortay NA, 3 kenarortay VA, yükseklik, kenarortay, açıortay. Bunlar varsa 4. bilgi neydi? Bu üçgen ikizkenardır. Bunlardan 4'ünden ikisi varsa ikisine mutlaka vardır. Yükseklik açıortaysa bu kenarortay ve ikizkenardır. İkizkenar var, kenarortaysa açıortay ve yüksekliktir, değil mi? Bu 4'ten ikisi varsa diğer ikisi vardır diyoruz. Abi BC kenarına ait yükseklik aynı zamanda açıortaydır. O zaman BC ise diğer kenarlarının, yani BC burası, bununla bunun açı ikizkenar olması lazım. Bununla bu ikizkenara benziyor mu? Yok. BC'ye bakıyoruz. Diğer iki kenarı AB ile AC ikizkenar olması lazım. Ya zaten bu hipotenüs. Bununla bu alakası yok. Bu daha uzun kenar. BC buysa bakalım bununla bu ikizkenar olma şansı var. Çaprazdan geliyor, çaprazdan geliyor. Gördüğümüz gibi ikizkenar. O zaman yükseklik açıortay olur, hem de kenarortay olur, tamam mı? Üçüncü üçgende var. Bakıyoruz BC. Hocam buradan bakıyoruz. Şuradan. Uzaklığa bakalım bir. BC kenara ait yükseklik diyor. Hocam burası farklı. Bak burasını nasıl bulacağım ben? Ben bu uzunluğu nasıl hesaplayacağım? 3'e 1. Bakın hipotenüs kuralım. 3'e 1. Hipotenüs ne oldu? Burası kök 10. Burası ne? 3'e 2. Değil mi arkadaşlar? 9 artı 4'ten ne oldu? Burası kök 13. Yani burası ile burası aynı değil. Anladık mı? Burası da 3'e 1 olsaydı, kök 10 olsaydı ikizkenar olurdu. İkizkenar olduğundan dolayı açıortay yükseklik olurdu diyecektik. Burası biraz düşündürücü. Onu da nasıl hesaplayacağımızı gösterdim. 3'e 1 mi? Hipotenüsünü aldık. 1'in karesi 3'ün karesi kök 10. 3'e 2 mi? Hipotenüsünü aldık. 9 artı 4 kök 13. Bunlar ikizkenar değilmiş. Demek ki ikizkenar olan sadece 3. üçgen var. Burada açıortay yükseklik olur diyoruz abicim. Tamam mı? Son sorumuz ekranlarda. Gelsin bakalım arkadaşlar. 12. soru diyor ki yukarıda KLM üçgeninde KLM üçgeninde LKM açısına ait açıortay aşağıdakilerden hangisidir diyor. Basit. 60 40 mı? 100 etti. Yukarıya 80 kalacak. 10 20 daha 30. 10 daha 40. 20 daha arkadaşlar 60. Ne kalacak buraya? 20 derece kalacak. Çünkü toplamı 80 olacaktı. Açıortayı ne bunun? 20 20 daha 40. 10 daha arkadaşlar 50. 20 daha 70 80. Tam 40'tan bölecek. 40 neresi arkadaşlar? 20 20 daha 40. KB uzunluğu. Bakın KB doğru parçası. Bunun K açısının açıortayı oluyor. Çünkü 40'a 40 böldük. Basit bir soruydu arkadaşlar. Böylelikle birinci kazanım kavrama testimizi çözmüş olduk üçgenlerde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese sevgiler ve saygılar diliyorum.